Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfteli patlıcanlı nefis bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Hem Ramazan ayında iftar sofralarında ne yemek yapacağım diye düşünenler için belki fikir olur. Sizlerle denedikten sonra umarım beğenirsiniz. Hemen köftesini hazırlayarak başlayalım. Yarım kilo kıyma kullandım. Çocuklar için ayrıyeten yapacağım için kıymayı fazla tuttum ben. Kişi sayısına göre malzeme miktarları değişebilir. Yarım çay bardağından 1-2 parmak fazla olacak şekilde çekilmiş ekmek içi bir yumurta ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak kimyon, karabiber, toz biber, tuz ekliyorum. İsteğe bağlı biraz pul biber de ekleyebilirsiniz. Bir soğan ve bir diş sarımsağı da ince olacak şekilde rendeleyerek ya da bir blenderdan çekerseniz köftenin içerisine alıp güzelce yoğurmaya başlayalım. İlk olarak köftelerini hazırladık. Köftenin dolapta biraz dinlenmesi için. Eğer köfteniz yağsız bir köfte ise biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ya da ekmek içine biraz su ekleyerek kıvam ayarlayabilirsiniz. 3 tane patlıcan kullanıyorum. En başında söylediğim gibi malzemeler kişi sayısına göre değişebilir. Oldukça bereketli bir yemek oluyor. Pijama şeklinde patlıcanları soyduktan sonra kalınlığına göre 3'e yani toplamda 6 parça olacak şekilde patlıcanları bölelim. Bu yemek için patlıcanları seçerken uzun ince olanlardan seçerseniz işinizi kolaylaştırırsınız. Patlıcanları çok kalın doğramayalım, kesmeyelim. Kızarttıktan sonra kalın olmasın, sarması zor oluyor. Patlıcanları tuzlu suda bekletebilirsiniz bir 10-15 dakika kadar. O siyah suyunun çıkması için. Tüm patlıcanları hazırladım. Hemen köftelere şekil vermeye geçiyorum. Uzun uzun olacak şekilde köftelerime şekil verip ayrı bir servis tabağına alıyorum. Ben köfteleri ve patlıcanları kızartarak hazırladım. Patlıcanları yağda, köftelerimi de airfryer'da kızarttım. Fırında da hepsini yapabilirsiniz ya da patlıcanları tost makinesine de basarak yapabilirsiniz. Ben hatta bir kısmını airfryer içerisine attım. Orada gayet güzel oldu yağsız bir şekilde. İyice kızmış olan yağın içerisine ince olacak şekilde kestiğimiz patlıcanları alalım. Çok fazla yakmadan, hafif kızarmaya başladığında peçete koymuş olduğumuz servis tabağının içerisine alalım. Patlıcan yemeklerinin kesinlikle yağı çok yakıştırıyorum. Yani evet yağlı olabilir ama patlıcan da yağı seviyor. O görüntüsü, lezzeti kesinlikle salça ve yağından geldiğini düşünüyorum ben. O yüzden fırına atmadım. Patlıcanları kızartarak yapmayı tercih ettim. Kızarttığımız patlıcanları tabağıma aktarıyorum. Ve kızartmış olduğum köftelerle birlikte birleştireceğim. Daha önce bu tarifi sizlerle kanalımı ilk açtığım zamanlarda paylaşmıştım. Sizler tarafından çok fazla sevilmişti. Umarım bu videoyu da beğenir ve keyifle izlersiniz. Patlıcanlarımızı kızarttık. Yine köftelerimizi de dediğim gibi airfryer içerisine atıyorum. Et ayarında köftelerimi 190 derecede bir 6-7 dakika pişiriyorum. Çok pişmesini istemiyorum. Zaten yemeğin içerisinde de pişecek köfteler. Köftelerimiz de hazır. Soğuyan patlıcanlarla birlikte güzelce saracağız. Bu arada köftelerle birlikte biber de atabilirsiniz içerisine. Uç kısımlarına hazırlamış olduğumuz kızarttığımız köfteleri de alarak köftelerimizi saralım. Hem çok bereketli ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Ben yanına pirinç pilavı ve cacık ile birlikte hazırladım. Sizler için de iftar menüsüne fikir olur belki. Çocuklar patlıcanlı yemediği için onların köftelerini yaptığım patlıcan sarmalarının arasına aldım ve onlara o şekilde ikram ettim. Özellikle misafir sofralarında porsiyon olarak da çok güzel görünen, bereketli bir tarif. O yüzden mutlaka kaydedin ve bu Ramazan iftar sofralarınızı siz de yer verebilirsiniz. Köfteli patlıcanlarımız da hazır. Bir borcamın içerisine aldım. Ben fırın çalıştırmayacağım. Tekrar bu şekilde airfryer'ın içerisine atacağım için alt tabanına yerleştiriyorum. Fırında yapabilirsiniz bu yemeği. Tüm bu malzemeleri bu şekilde hazırladıktan sonra fırına da vererek yapabilirsiniz tabii ki. Daha hızlı olduğu için ben airfryer'ın içerisine atmayı tercih ettim. Fırın ısıtma süresi fırın ısınana kadar aslında airfryer içerisinde yemeğim pişmişti. Birer yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası ekliyorum. Çok doldurmadım. Yarım yemek kaşığı da diyebiliriz. Sıcak suyla birlikte açıyorum. Biraz tuz ekledim. Yağ eklemedim. Patlıcanlar ve köfteler pişerken yağ çıkaracak zaten. Güzelce domates ve biberleri açtıktan sonra üzerlerine gelecek şekilde sosumuzu gezdiriyoruz. Yemeğimi de düşük ayarda 160 derecede manuel ayarda yaklaşık bir 20-22 dakikada pişirmiştim. Bu arada kullandığım airfryer'ın linkini de ekleyeceğim. Bakmak isterseniz, arayışta olanlar varsa inceleyebilirsiniz. Ve yemeğimi pişirmeye gönderiyorum. İftara yakın pişirirseniz sıcak sıcak hızlı bir şekilde hazırlamış olursunuz. Bu arada üstten daha hızlı pişirdiği için fandan kurutmasın diye ben ilk 15 dakikasından sonra patlıcanları ve köfteleri maşa yardımıyla ters çevirmiştim. Böylece her iki yüzeyi de güzel bir şekilde kızarmış oldu. Umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yanına pirinç pilavı ve çorbamla birlikte güzel bir iftar menüsü oldu. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.